Sayın seyirciler, bildiğiniz üzere 1949'da kurulan Avrupa Konseyi'nin Türkiye kurucu üyesidir. Bugün 47 üyesi olan ve amacı insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak olan bu dev hükümetler arası kuruluşu sizler için ziyaret edeceğiz. Ve bize eşlik edecek olan isimler Avrupa Konseyi'nde uzman olan NTV Fransa temsilcisi meslektaşımız Kayhan Karaca ve Avrupa Konseyi'nde basın müşaviri ve sözcümüz olan Can Fişek. Can Bey, bize Avrupa Konseyi örgütünü tanıtır mısınız? Avrupa Konseyi Avrupa kıtasının en geniş, en büyük ve eski diyeceğim ama eski değil, yıllar itibariyle en ilk kurulan hükümetler arası siyasal işbirliği örgütü. 1949 senesinde kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında. Amaç da Avrupa ülkeleri savaşta yaptıkları gibi birbirleriyle didişmek diyecektim, savaşacaklarına işbirliği yapsınlar, bildiklerini, tecrübelerini paylaşsınlar ki bir daha savaşta olan o felaketler yaşanmasın. Bunu yapabilmek için de temel olarak, örgütün çalışmalarına temel olacak 3 ilke benimseniyor başından itibaren. Bunlar çoğulcu demokrasiye saygı, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü ilkesine saygı. Bu 3 temel ayağımız bizim çalışma. Her çalışmamız bunları göz önünde tutularak yapılmıştır. Dediğim gibi Türkiye, siz de biraz önce söylediniz, 1949'daki kuruluşundan itibaren Avrupa Konseyi'nin çalışmalarına katılıyor. Kurucu üyesi olarak kabul ediliyor. Bunun anlamı, Avrupa Konseyi'nin bütün çalışmalarına ve yaptıklarına başından itibaren Türkiye'de katkıda bulunmuştur. Avrupa Konseyi'nin yapmaya çalıştığı şeylerden birisi, Avrupa kıtası üzerinde bugün 47 ülke, bir tek Avrupa ülkesi yok konsey üyesi, o da Belarus. Bütün bu ülkelerdeki hukuk düzenleri arasında bir uyum sağlama çalışması var bir kere. Bunu sağlamak için 200'e yakın sözleşme hazırlanmıştır. Bu sözleşmelerin en önemlilerinden birisi, herkesin iyi tanıdığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Biliyorsunuz bu İnsan Hakları Sözleşmesi'nden sözleşmesiyle İnsan Hakları Mahkemesi kuruluyor. Şimdi bu İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer, dediğim gibi, 200'e yakın sözleşmenin sıfırdan yazılmasına bütün üye ülkelerden 1949 senesinde 12-13, bugün 47 ülkeden katılan uzmanlar katkıda bulunuyorlar, yazımına katılıyorlar. İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hazırlanmasına da başından itibaren Türkiye'den gelen uzmanların da büyük katkısı olmuştur. Konsey, dediğim gibi, bu 3 ana ilke etrafında: çoğulcu demokrasi, insan haklarının korunması ve hukukun üstünlüğü ilkesine saygı gösterilmesi ilkesi etrafında çalışmalarını sürdürüyor. Bunu yapmak için de değişik organları var. Bunlardan birincisi, karar verme yetkisine sahip olan Bakanlar Komitesi. Üye ülkelerin Dışişleri Bakanları bunun üyesidir. Her hafta büyükelçi düzeyinde toplanır Bakanlar Komitesi. Yani bakanlar her sürekli olarak tabi Strasbourg'a gelip toplantılara katılmazlar. Senede bir kez bakanlar düzeyinde toplantı yapılır. Onun dışında her hafta çarşamba günü büyükelçiler düzeyinde toplantı yapılır ve konseyin çalışmalarını yönlendiren kararlar burada alınır. Evet, Kayhan Karaca Avrupa Konseyi ile ilgili muazzam bir kitaba imza atmış bir isim. Kayhan Bey, bu kitabı nasıl yazdınız, niçin yazdınız, anlatır mısınız? Şimdi yaklaşık 15 yıldır Avrupa Konseyi veya Avrupa kurumları üzerine muhabirlik yapıyorum aynı zamanda. Ama bunun yanı sıra bu muhabirliği yaparken de şeyin farkına vardım. Yani bizim Avrupa maceramız, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Cumhuriyet döneminde en azından, Avrupa Birliği üyelik başvurusuyla falan başlamış değil. Ta 1949 yılından beri Türkiye Avrupa Konseyi'nin üyesi burada Strasbourg'da.
Dolayısıyla inanılmaz bir arşiv birikimi var burada. Zira 1949 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenterleri buralara gelip bu kürsüden, bu salondan daha doğrusu Avrupa'ya hitap eden konuşmalar yapıyorlar. Avrupa'nın sorunları ile ilgili konuşmalar yapıyorlar. Sadece Türkiye ile ilgili değil. İşte benim de aklıma şey geldi. Bu konuşmaları bir yerde toplayıp, önce bulup tabii arşivlerden 70-80 yıllık arşivlerden bunları çıkarmak kolay olmadı. 4 yıllık bir çalışmamı aldı. Çünkü bugüne kadar hiç kimsenin dokunmadığı sesli arşivler üzerinde çalıştım. Bunları toplayıp bir araştırma kitabı yazmak fikri oluştu. Bunu da yazdık, oluşturduk. Çalıştığım kurum olan ben NTV'de, NTV'nin yayınlarını da ikna ettim ve güzel bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de katkılarıyla böyle bir çalışma ortaya çıkmış oldu. Kayhan Bey, Avrupa Birliği kuruluşlarında muhabirlik nasıl gidiyor, anlatır mısınız biraz? Bu kurumlarda muhabirlik çok teknik bir konu her şeyden önce. İtiraf edeyim, geldiğim ilk yıllarda burada hazırlanan bir raporun nasıl hazırlandığı, nasıl komisyonlara geldiği, nasıl genel kurulda kabul edildiği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Bunları yaşayarak öğrendim. Bir rapor okumak, zaten raporların çoğu kendisi hukuksal terimlerle dolu. Bir hukukçu olmadığınız zaman da bu Avrupa kurumlarından çıkan raporları kolay kolay anlamak her baba yiğidin tabiri caizse işi değil. Ama insan öğreniyor tabii. Öğrendikten sonra tabii bir de Türkiye bu kurumların halen bugün de yine tabiri caizse iyi bir müşterisi. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'nin bir organı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakkında en fazla dava başvurusu olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Öte yandan işte Türkiye'deki insan hakları, demokratikleşme konuları Avrupa kurumlarının sık sık gündeminde. Dolayısıyla bir Türk muhabir olarak hiçbir zaman işsiz kalmıyorsunuz burada. Ama şu da güzel, Avrupa Konseyi muhabirliği yapmanın bir avantajı da kendi parlamenterlerimizin de, yani bizim ülkemizden gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi parlamenterlerin de burada yaptıkları işlere de tanık oluyorsunuz. Yaptıklarına, hatta yapamadıklarına tanık oluyorsunuz. Ama tabii 1990'lı yıllara kıyaslayacak olursanız bugünkü konumları o güne oranla, o günlere oranla çok çok daha iyi şu anda.